Bugün 10 Mayıs, Azerbaycan'ın milli lideri eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in de doğum günü. Aliyev'in mücadele dolu yaşamını konuşacağız şimdi. Azerbaycan İnsan Hakları ve Demokrasi Enstitüsü Başkanı Sayın Ahmet Şahidov bizlerle birlikte Ankara stüdyodan yayınımıza katılıyorlar. Sayın Şahidov, hoş geldiniz. Merhaba Seda Hanım, hoş bulduk. Ankara'dan selamlar. Selamlar, sevgiler. Biraz önce de ifade ettiğim gibi Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in 99. doğum günü kutlanıyor, anma törenleri yapılıyor. Biraz Aliyev'in hayatından, Azerbaycan'ın mücadelesine kattıklarından ve bu zamana kadar gelen süreçte Aliyev'in mirasını nasıl taşındığından bahsedelim isterseniz. Buyurun, söz size bırakayım. Evet, teşekkür ederim Seda Hanım. Bugün Azerbaycan'ın her yerinde, her köyünde, şehrinde ve yurt dışında özellikle de bir milli bayram abhavası var. Ulu Önder, Milli Önder Haydar Aliyev'in 99. doğum günü kutlanıyor. Haydar Aliyev aslında Azerbaycan'ın en yeni tarihinin önemli bir şahsiyeti diye bendirdim. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yeniden ikinci kez bağımsızlığına kavuşmasından sonra bağımsız bir Azerbaycan Cumhuriyeti'nin geleceğini belirleyen ve yol haritası çizen bir liderdir. 93. yılda ikinci kez iktidara gelen, devlet başına gelen Haydar Aliyev ilk yıllarda çok zor şartlar altında Azerbaycan'ı yönetmek zorunda kaldığı bir iç savaş var idi. Birinci Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan bir yenilgiye maruz kalmıştı. Ülke içinde bir siyasi, ekonomi bir kaos yaşanmaktaydı. Ama çok kısa bir sürede hem Karabağ Savaşı'nda bir ateşkes ilan edildi. Azerbaycan için bir kalkınma süreci başladı. Dünya ile özellikle de bu petrol gaz sanayisinde çok önemli bir anlaşmalar imzalandı ki bu da Azerbaycan'ın geleceği için, yani bugün için çok önemli bir yatırım idi. Ve Haydar Aliyev Sovyetler döneminde, yani Sovyetler Birliği'nin yönetiminde olmuş özel bir anahtar bir isimlerden idi, şahsiyetlerden idi ki Azerbaycan'ın tarihine kendi ismini yazabilmişti ve Azerbaycan'ın bugününü 20 yıl, 30 yıl bundan önce gören bir devlet lideriydi. Ve Karabağ'la bağlı, bu işgalda, o zamanlar işgal altında olan topraklarla bağlı kendi düşünceleri, planları olan bir şahsiyetiydi ki o düşünceleri, o planları uğurla devam ettiren İlham Aliyev ve nihayet ki 2020 yılında 44 günü 2. Karabağ Savaşı'nda Haydar Aliyev'in dileklerini, arzularını, isteklerini gerçekleştirebildi. Bugün Haydar Aliyev'i daha iyi anlıyoruz. Yani dünyada yaşanan bu süreç, savaşlar fonunda Haydar Aliyev'in Azerbaycan'ı 90. yıllardan beri hangi trajedilerden, facialerden kurtardığını, özellikle de kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile ikili ilişkiler açısından Azerbaycan'a ne kadar avantaj kazandıklarını bugün artık farkındayız. Bugüne yansıması nasıl oldu? Bu söylediğiniz sonra konu oldukça önemli. Çünkü inşa edilen belli bir süreç var ve emperyalizmle aslında ciddi bir mücadele de var. Egemenliğinin korunması için Azerbaycan'ın oluşturulmuş bir mücadeleden bahsediyoruz. Bugünkü Karabağ zaferine de örneğin çok büyük bir katkısı olmuştur eminim ki. O yansımayı, biraz da o süreci bize anlatabilir misiniz? Seda Hanım, çok doğru söylediniz. 90. yılların başlarında Azerbaycan gibi 15 ülke var idi Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra. Onlardan aynı bir günleri, senaryonu, tarihi yaşadık. Ve bugüne baktığımızda o ülkelerde nelerin yaşandığı, bazı Batı dünyasının ve diğer ülkelerin etkisi altında kaldığını, hiç de kendilerine ait bir bağımsız politika yürütemediklerini görmekteyiz. Ve bugün dünyada yaşananlar fonunda Azerbaycan'ın Haydar Aliyev sayesinde nelere nail olduğunu, neleri elde ettiğini bugün artık daha derinden, daha gerçekçi şekilde derk etmekteyiz, görmekteyiz. Hem siyasi alanda, hem ekonomik alanda, özellikle de askeri alanda, milli savunma alanında, güvenlik alanında Azerbaycan çok büyük bir başarılar elde etti ve bu başarıların temelinde de Azerbaycan'ın
Türkiye Cumhuriyeti ile ikili ilişkileri çok önemliydi. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimiz felsefesinin devamı olarak Haydar Aliyev de zamanında bir millet iki devlet felsefesini ortaya koydu ve Azerbaycan ile Türkiye arasında çok güçlü, sıkı ilişkiler. Bu ilişkiler hem siyasi alanda hem ekonomik alanda, özellikle de askeri savunma sanayisi alanında gerçekleştirildi ve uzun yıllar bu devam etti. Ve son yıllar içinde Azerbaycan'ın artık bu Karabağ ve diğer toprakları işgaldan, Ermeni işgalinden azat etmesine bir ihtiyaç yarandı. Ve Haydar Aliyev'in kurmuş olduğu bu sistem başarılı bir şekilde devam etti. Bugün de devam etmektedir ve 2020 yılında biz bunu tekçe savaş alanında değil, tekçe askeri alanda değil, uluslararası siyaset, uluslararası ilişkiler alanında da çok böyle gerçekçi şekilde yaşadık, gördük. Çünkü bir savaşı kazanmak için tekçe askeri güç, savunma sanayisi, ordu yetmiyor. Senin uluslararası platformlarda da hem komşu ülkelerle, bölge ülkeleriyle de, dünya güçleriyle de çok iyi ilişkiler içinde olman şarttı ki bunu Azerbaycan devleti becerdi. Yani biz 2020 yılında 44 günlük savaşta tabii ki kardeş Türkiye'nin siyasi manevi desteğiyle, Pakistan Cumhuriyeti'nin ve diğer bize dost olan ülkelerin desteğiyle savaşta büyük bir üstünlük sağladık. Uluslararası platformda da, yani en önemlisi bölgesel açıdan da, ister İran İslam Cumhuriyeti olsun, ister Rusya Federasyonu olsun ve diğer önemli bölge ülkeleriyle de ilişkiler açısından avantaj bizim tarafımızdaydı. Maalesef o günler, sizler de hatırlıyorsunuz, bazı Batı ülkeleri, emperyalist ülkeler, özellikle de ABD, Fransa kendi içeriğini, kendi yüzlerini bir kez daha gösterdiler. Yani Azerbaycan kendi topraklarını işgaldan azat etmek için geniş kapsamlı bir anti terör operasyonları sürdürüyordu. Biz kendi toprağımızda bu operasyonları sürdürüyorduk ama bize bir işgalçı muamelesi yapılmaktaydı ki bu da Amerika'nın, emperyalist Batı dünyasının bir çifte standartlarıydı ama yine Azerbaycan devletinin ve Ulu Önder Haydar Aliyev'in siyasetini devam ettiren İlham Aliyev'in çok dengeli bir politikası sayesinde tüm bu bariyerleri aşabildik ve sadece 44 gün içinde hem siyasi hem askeri hem de diplomatik alanda biz üstünlüğü sağladık ve o kutsal bir zafere ulaşmış olduk. Bugün dünyada baş veren savaşlara baksak, savaşan tarafların ülke içinde hem siyasi, ekonomik, sosyal sorunlarını görmekteyiz. Dünyanın bu savaşa çifte standartlardan yanaştığını görmekteyiz. Ama 44 günlük savaş içinde bir Azerbaycan vatandaşı olarak, o savaş günlerinde Bakü'de yaşayan bir insan olarak biz ülke içinden savaşın o negatif etkilerini hiç hissetmedik. Hem günlük hayatımızda onun bir negatif zorluklarını hissetmedik ki bu da Azerbaycan devletinin bir başarısıydı ki Bakü'de arka cephede olan insanlar o savaş korkusu içinde, kaos içinde olmasınlar. Ve halk devlet birliği bizi 44 gün içinde büyük bir zafere götürmüş oldu ve zamanında Haydar Aliyev'in Karabağ'la bağlı, Şuşa'yla bağlı o sözleri, arzuları, dilekleri vardı ki zaman gelecek biz Karabağ'da, Şuşa'da, Laçın'da, Ağdam'da, Zengilan'da bu günleri yaşayacağız. Bizim Azerbaycan Türkleri, Azerbaycanlılar yeniden kendi dede baba topraklarına geri dönecekler. Artık Haydar Aliyev'in o sözleri bugün gerçekti. Biz bugün Şuşa'da camilerimizde ibadet ediyoruz. Biz artık Kəlbəcər'de, Laçın'da, Ağdam'da, Zəngilan'da artık Azerbaycan ordusu hizmet ediyor. Azerbaycanlıların oraya geri dönmesi artık sağlanmaktadır ve Azerbaycan toprak bütünlüğünü tesis etti ve inşallah ve eminim ki Haydar Aliyev'in ruhu şaddır. Çünkü Azerbaycan'la bağlı o dilekleri, o arzuları artık gerçekleşmiş. Hı hı. Haydar Aliyev'in gerçekleştirmek istediği o mücadele, Azerbaycan'ın egemenliği için bütün
temennileri şu anda gerçekleşiyor. Peki bundan sonrası nasıl olacak? Onu da biraz konuşmak istiyorum. Karabağ zaferi önemli bir zafer oldu. Bölge konjonktür açısından da oldukça önemliydi. Bütün dengeler değişti. Amerika Birleşik Devletleri açısından da ağır bir yenilgi oldu diyebiliriz aslında Karabağ zaferi için. Bundan sonra Azerbaycan'ın bu milli bilinci diri tutmak ve bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek için izleyeceği rota ne olacak? Aslında 44 günlük 2. Karabağ Savaşı tek Azerbaycan ve bölge ülkeleri için değil, tüm dünya çapında yeni bir vizyon oluşturdu. Yeni bir tablo ile yüz yüze kaldık. Artık bu bölgede bazı gerçekler ortaya çıktı. Azerbaycan'ın gücünü hem siyasi hem askeri hem ekonomik gücünü dünya görmüş oldu. Artık Azerbaycan'la Ermenistan arasında bir barış süreci başlatılıp ki artık bu yüzümüze gelen aylar içerisinde resmi Bakü ile Erivan arasında bir kalıcı barış anlaşması imzalanacak. Bundan sonra tabii ki Batı dünyasının da o zamanında, o savaş günlerinde resmi Bakü'ye karşı sert açıklamalar yapan o Batı dünyasının da tavrı değişti. Artık kazanan tarafın şartlarını kabul etmeye başladılar. Ve özellikle de Ukrayna-Rusya savaşı fonunda bugün biz Avrupa ülkelerinin resmi Bakü'nün kapısı karşısında bir kuyruk oluşturduğunu görmekteyiz. Hem enerji güvenliği açısından, petrol, gaz teçhizatı bakımından Azerbaycan'a bir muhtaç ihtiyaç içindeler. Azerbaycan'dan destek istiyorlar. Ve bundan sonra Azerbaycan bölgede bir Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Berincek'in çok güzel bir sözü var. Bazen silahlar barış getirir diye. Hı hı. Biz bunu 44 günlük savaşta görmüş olduk. Yani Azerbaycan ordusunun gücü bölgede kalıcı bir barışa yol açtı. Bu barış hem Azerbaycan için hem Ermenistan için, Ermeni halkı için ve tüm bölge ülkeleri için çok önemli bir barış sürecidir. Ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teklif ettiği altılı platform artık bölgede bu yönde işler başlatıldı. Zengezur koridorunun açılması yönünde işler var. Azerbaycan bu Zengezur koridoruna alternatif olarak İran İslam Cumhuriyeti ile çok önemli bir anlaşmalar imzalandı ki İran arazisinden geçerek Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile bağlayacak alternatif bir Zengezur koridoru oluşturuldu ki bu da hem Azerbaycan hem İran İslam Cumhuriyeti hem Türkiye Cumhuriyeti'nin birbirine bağlanması ve bölgede bir işbirliği platformunun oluşturulması açısından çok önemliydi. Ve Karabağ zaferi aslında dünyada olan bazı stereotipleri de kırmış oldu. Yani Türkiye'ye karşı çifte standartlar uygulayan o Batı dünyası, Avrupa dünyası, Türkiye'nin savunma sanayisinin, ordusunun, Türk yapımı silahlarının gücünü bir kez daha göstermiş oldu. Ve bir ay bundan önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev çok önemli bir noktaya değindi. Karabağ Savaşı günlerinde Türkiye yapımı olan Bayraktar, Akıncı ve diğer insansız hava araçlarının Azerbaycan ordusu tarafından çok başarılı bir şekilde kullanılması bazı Batı medyasında ölüm silahı olarak gösterilmekteydi ve bundan yola çıkarak Türkiye'ye karşı sert açıklamalar, yaptırımlarla bağlı çağrışlar var idi. Ama bugün Ukrayna-Rusya savaşında yine aynı silahlar uygulanmakta ama sanki Bayraktar Umut silahı gibi gösterilmekteydi. Bu Batı dünyasının, Avrupa'nın, Amerika'nın çifte standartlardı. Yani kendi çıkarlarına uygun hareket etmektedirler ve o Batı dünyasının propagandasını, medyası bu yönde propaganda yapmaktadır. Ama bu bizi yolumuzdan sapıtmamalı, yolumuzdan döndürmemeli. Biz haklı olduğumuz noktayı savunuyoruz, haklı olduğumuz yolu gitmekteyiz. Ve 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan ve Türkiye arasında da yeni bir süreç başladı. Zaten bu iki ülke arasında, iki halk arasında yüzyıllara dayanan bir bağlılık var, kardeşliği var, işbirliği var ve 2021 Haziran ayında Karabağ'da, Şuşa'da imzalanan Şuşa deklarasyonunun ardından artık biz bir millet, bir devlet olmaya başladık. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne geldiğimde artık pasaportla değil, milli kimlikle geldim. Yani artık bizim milli kimliğimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne
de geçerliydi ve Türkiye'nin de vatandaşlarının kimlikleri Azerbaycan'da geçerliydi. Bu her alanda, hem siyasette, hem diplomaside, hem ekonomide, hem askeri sanayide, iki ülkenin medya kuruluşları arasındaki işbirliğinde, diasporaları arasında işbirliğinde bunu görmekteyiz ve Mart ayında özellikle de Bursa'da düzenlenen Türk dünyasının ikinci diaspora forumunda da biz Azerbaycan ve Türkiye diasporalarının birlikte hareket mekanizmalarını konuştuk ve 3-4 gün bundan sonra İstanbul'da düzenlenecek Türk dünyasının medya buluşmasında da yine iki ülkenin medyaları, televizyonları, basını, gazeteleri arasında bir işbirliği anlaşmalar var. Bu hayatın tüm alanlarında, hayatın tüm sahalarında bu işbirliği devam edecek. Azerbaycan'ın kederi, sevinci, Türkiye'nin kederi, sevincili. Aynı şekilde Türkiye'ni ilgilendiren tüm konular bizi de, Azerbaycan Türklerini de ilgilendiriyor. Biz artık bir millet, iki devlet felsefesinden daha yükseğe çıkarak bir millet, bir devlet olmuşuz. Tam da bu bıraktığınız yerden devam edeyim. Haydar Aliyev'in de oldukça önem verdiği ve biraz önce sizin de bahsettiğiniz bir millet, iki devlet felsefesiyle Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin güçlenmesi, Türkiye ve Azerbaycan'ın dışında bölgeye nasıl yansımalar oluşturacaktır? Olumlu olarak hangi işbirliklerinin güçlenmesine sebep olacaktır? Tabii ki Azerbaycan'la Türkiye arasında bu işbirliği bir örnekti, bir etalondu. Diğer ülkelerle, ilk önce de Türk devletleriyle, biliyorsunuz artık 2. Karabağ Savaşı'nın ardından ismini değişerek Türk Devletleri Teşkilatı olan yeni bir format var, işbirliği formatı var ve Azerbaycan'ın Türkiye ile ikili ilişkileri diğer Türk devletleri, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir yol haritasıdır ve bu tek Türk devletlerini kapsamıyor ve diğer ülkeler kendi bağımsızlığını, kendi egemenliğini ve kendi geleceğini düşünen ülkeler de biliyor ki artık tek başına bu kütüpleşen dünyada kendi isteklerine ulaşamazsın. Yani senin Türkiye gibi, Türkiye Cumhuriyeti gibi güçlü bir devletle ilişkin olması ve bir kardeşlik, dostluk formatında faaliyetlerini sürdürmen lazımdı. Bu açıdan Azerbaycan-Türkiye ilişkileri artık dünyada bir etalon olarak görülmektedir. Örnek olarak görülmektedir ki artık birçok ülkeler, ister hatta Hristiyan ülkeleri de, Avrupa ülkeleri de Türkiye'ye bir muhtaç durumdadırlar. Ve bu Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye Cumhuriyeti'nin bir barıştırıcı, kucaklayıcı siyasetini de biz görmekteyiz ki resmi Ankara'nın bu konuda yükselişini görmekteyiz. Belarus'ta veya Avrupa'nın diğer şehirlerinde, sınır bölgesinde olan bu diyalog ve görüşmeler hiçbir olumlu sonuca varılmadı. Ama İstanbul'da gerçekleşen bu görüşmede bazı ilkeler üzerinde, bazı şartlar üzerinde anlaşmaya varıldı. Ama yine bunu kıskanan Türkiye'nin arabuluculuk misyonunu, Türkiye'nin bu her iki ülkeyle, hem Ukrayna hem Rusya ile iyi diyalog ilişkilerini kıskanan bazı emperyalist güçler var ki onlar her vecle bu Ukrayna'daki savaşın daha da uzanmasını, Rusya Federasyonu'na karşı ambargoların daha da sertleşmesini, derinleşmesini istiyor ki tabii ki bu da Türkiye'nin karşısında bir engeldi. Türkiye çok başarılı şekilde bu misyona başladı ve ben inanırım ki, düşünürüm ki Türkiye bundan sonra da savaşı barışa bağlamak ve Ukrayna ile Rusya arasında bir kalıcı barış anlaşmasının imzalanması için faaliyetlerini devam ettirecek. Ama Türkiye'nin bu konuda kıskanan çok büyük güçler var. Onlar bu savaşın uzanmasını istiyorlar ve Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da bunu açıkça söyledi ki bazı NATO üyesi olan ülkeler bu savaşın uzatılmasını ve Rusya'ya karşı yaptırımların derinleşmesini istiyorlar ve bugün Amerika'da Joe Biden'ın imzaladığı son karar ve diğer Avrupa NATO üyesi olan ülkelerin aldığı kararlar bir kez daha gösteriyor ki amaç burada hiç de barışa varılmak değil. Amaç Ukrayna'nın tamamen yok edilmesi olsa bile Rusya'yı köşeye sıkıştırmak, Rusya'yı zayıflatmaktı. Yani bu da bir Batı dünyasının, emperyalist dünyasının dağıtıcı
politikasının açık şekilde bir tezahürü. Son olarak Sayın Şahidov, Haydar Aliyev'in 99. doğum günü için Ankara'da da törenler yapıldı. Siz de bu kutlamalara katıldınız. Ankara'dan izlenimlerinizi de almak isteriz. Evet, bugün 10 Mayıs tarihinde biz Türkiye Gençler Birliği'nin temsilcileriyle birlikte Ankara'nın en güzel yerlerinden birinde Haydar Aliyev Parkı'nda Haydar Aliyev'in heykelini ziyaret ettik. Ona tel çiçekler düzdük ve ruhuna dualar okuduk. Bir kez daha Azerbaycan ve Türk gençlerinin her iki ülkenin dostluğu, kardeşliği için hizmetleri olan şahsiyetlerden biri ve Azerbaycan halkının, Azerbaycan Türklerinin milli lideri Haydar Aliyev'in doğum gününün 99. gününde birlikte olduk. Orada çok güzel açıklamalar da verildi. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği üzerine, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in bu iki ülkenin, bu iki memleketin geleceğine yönelik açıklamalarının bugün nasıl gerçekleştiğini, başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ve sürdürüldüğünü görmekteyiz. O yüzden hem Haydar Aliyev'e, hem Mustafa Kemal Atatürk'e, hem Türkiye'nin, Azerbaycan'ın geleceği için savaşmış, mücadele etmiş tüm dava adamlarına Allah'tan rahmet diliyoruz ve bugün bu davanı başarılı şekilde, bu mücadeleni başarılı şekilde devam ettiren büyüklerimize, liderlerimize de can sağlığı arzuluyoruz. Sayın Şahidov, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim Seda Hanım. Sağ olun, hoşça kalın. Sağ olun. Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Sayın Ahmet Şahidov bizlerle birlikteydi ve Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in 99. doğum günü üzerine kendisinin verdiği milli mücadeleyi ve Azerbaycan'ın bugün verdiği o mücadeleyi konuşmuş olduk. Şimdi haberlerimize devam edeceğiz.